Herkese selam. Bugün uzun zamandır benden istenen kruvasan poğaça tarifi ile geldim karşınıza. Öncelikle ılık su, süt, şeker ve maya karışımını güzelce karıştırıp üzerine kapatıp 10 dakika kadar bekletiyoruz. Ölçüleri aşağıda açıklamalar kısmına da yazacağım. 10 dakika bekledikten sonra gördüğünüz gibi kabarmış oluyor maya. Bunu unun üzerine ekleyip güzelce yoğuruyoruz. Mayamızın güzel çalışması için tereyağı ve tuzu 30 dakika sonra ekleyeceğiz içerisine. Şimdi 30 dakika bekletiyoruz. 30 dakika sonra oda ısısında yumuşamış tereyağını ve tuzu ekleyip son bir kez güzelce yoğuruyoruz. Hamur yumuşak ama çok az ele yapışan bir hamur olacak. Bu şekilde videoda gördüğünüz gibi böyle üzerini kapatıp 1,5-2 saat kadar oda ısısında mayalıyoruz. 150 gram yumuşak tereyağını bir kenarda bekletiyoruz. Daha sonra 1,5-2 saat boyunca mayalanan hamurumuzun kıvamı bu şekilde olmalı. Hamura güzelce şekil verip şimdi porsiyonlara ayıracağız. Hamuru toplamda 11 adet bezeye ayırıyoruz. Hamuru açtıktan sonra bekleteceğimiz kabın üzerine öncelikle unluyoruz. Daha sonra her bir bezeyi elimizle tek tek bu şekilde açıyoruz ve yumuşamış tereyağını 11 porsiyona bölüp bu şekilde üzerlerine sürüyoruz. Hepsini üst üste koyuyoruz. Yani bir kule gibi düşünün. Üst üste bütün açtığımız hamurları koyuyoruz. Böyle tezgah yapışması sorun değil. Kaldırıp üzerine yerleştirebilirsiniz. En son üzerine kapak yapacağım hamuru sadece açarken şöyle bir tereyağıyla yağladım. Daha sonra tezgahtan kaldırdığım kısmını, yani arka kısmını, yağsız kısmını diyeyim, ters bir şekilde hamurun üzerine kapatıp hamurun tamamını kenarlarıyla birlikte kaplıyorum. Daha sonra hamuru açarken içerisindeki tereyağların dışarı çıkmaması için 30 dakika buzdolabında bekletiyorum. 30 dakika sonra tezgahı unluyorum. Biraz da hamurun üzerine unluyorum yapışmasın diye. Daha sonra merdaneden önce ellerimle şöyle bir şekil veriyorum. Daha sonra da merdane ile açabildiğim kadar açıyorum hamuru. Daha sonra hamuru yufkayı kestiğimiz şekilde böyle kesiyoruz ve toplamda 16'ya bölüyorum ben. Burada istediğiniz şekilde porsiyonlayabilirsiniz. Daha sonra ortalarından böyle küçük bir çizik atıp ortadan kenarlara doğru böyle ayırıp sarıyoruz. Bunun sebebi eğer böyle normal sararsanız, yani kesmeden sararsanız çok kabarık oluyor hamurunuz. Böylesi daha güzel şekilde oluyor. Daha sonra oda ısısında yine 1 saat kadar mayalıyoruz. Mayaladıktan sonra biraz sütle yumurta sarısını açıyoruz ve üzerine sürüyoruz. İyice kızarana kadar da pişiriyoruz. Ben hamuru pişirdikten sonra oda ısısına getirip buzdolabı poşetiyle buzluğa kaldırıyorum. Daha sonra her gün 2 tane çıkarıp air fryer'da 180 derecede 6 dakika ısıtıyorum. Hem böylece her sabah çıtır bir şekilde yiyebilmiş oluyoruz. Hem de oğluma beslenme olarak böyle istediği şeylerle aromalandırarak veriyorum. Siz de dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese çok güzel bir gün diliyorum.